Ben en son ne yapmıştım hiç bilmiyorum. Kafesli banyo şuradan Underworld kısmına görevine gitmek için herhangi bir şeyden gidecektim. Onu biliyorum. Şuralar açık kalmış. Ya ben otomatik şeye gideceğim. Ha şuradan yakıt hücresi alma şeyim var. Buradan gideceğim ben. Buradan şu tarafı açayım. Gitmişken buradaki yakıt hücresini alırım falan. Buraları komple bitireyim ki. Pauline sen şimdi bu komple haritayı açtın mı? Ana haritayı. Komple bitti mi burası? Hani haritayı açtıktan sonra. Dediğim şeydi işte. Tahliye bölgesinden o şeyleri toplayıp, şu yakıtları toplayıp, geliyorsun buraya koyuyorsun, oradan uçuyorsun, kaçıyorsun, gidiyorsun gibi bir şey var. Tahliye bölgesinden çıkış. Açtın mı? Tamam. İşte yine bizim kaçışımız büyük ihtimalle oyunun komple bitişi buradan olacak ama kimse de oyunu bitir, yani bitme kısmına gitmez çünkü Underworld'ler, Doomsday'ler, bir sürü DLC paketler çıkıyor. Aşağıda dolanacaksın, Doomsday'in haritasında dolanacaksın falan filan. Yine dönüp dolaşıp oyunu bitirmek istiyorsan burada bitireceksin gibi bir şey var herhalde. Ben şu an neredeyim? Detone oldum. Ben şu an buradayım. Nereye ışınlanayım? Şuraya ışınlanayım. Buradan da böyle ben şu kısma gideceğim. O zaman gidiyoruz. Kaçıyorsun, oyun sonda kalıyor. Yani bitirdiğinde aldın topladın eşyalar sende kalıyor. Ha yani. Anomali taraması yap. Anomali ne ya? Ha, anormal. Burada anormal sinyal bulmuş. Canavarlatır hızlı seyahat. Şuraya geçeceğim. Ben buraya gitmemiş miyim ya? Burası neresiymiş? Anormal. Şurada bir yerde bir soru işareti çıktı. Evet, buradan böyle yardırıp şuraya gitme varmış. Ben buraya gitmemişim. Ben neredeyim şimdi? Şuradayım. E bir gideyim şuraya bakayım ne varmış. Anormal bir şeyler görüyormuşuz oralarda. Underworld ile mi ilgili? Ha, Underworld ile ilgili olabilir çünkü şeydi. Ne onun adı? Böyle bir şey yoktu. Buradan falan belki oraya bağlanıyordur bir şey. Ha evet bak çukurdan. Ha buradan aşağıya atlıyorsun. Tamam. Demek ki buradan. Tamam. O görevi yapmış oldum ben. Ona basınca seni şuradaki çukurdan, yarıktan aşağıya atlayıp işte aşağıdaki dünyadan oradan gidiliyormuş. Oraya kalsın. Oraya sonra gideceğim. Ben buraya gideceğim bu bağlantı şeysine. Hoş geldin. Ben de oraya gitmenin yolunu arıyorum. Şu ana yola kendimi bir atsam. Heh, ana yol. Ya tek vurmalık canım var. Ne koşuyorsun peşimden? Şunları da şuraya bir boşaltabilir miyim? Gereksiz yer kaplıyorlar. Bu ne? Ha, sinyali takip etme durumu. Bu beni buraya Underworld'le alakalı şeye götürecek. EYG Dismantle oynuyorum. Hemen spawn oldun. Hoş geldin. Koş, neredesin? Gerçi Underworld'e bakmıyoruz ama en azından şunları böyle bir tık biraz bir haritayı açayım. Farklı yerler görelim de Underworld kısmına geçelim. Biraz bu oyunda da hızlı hızlı
Hani hızlı hızlı derken yani normal bir şekilde biraz fazla oynayıp ilerlemek istiyorum ki işte Underworld'de bitireyim, Doomsday'i de alayım. Şu an herkes Doomsday'e geçti. Yeni başladım yeni. Şu işte buraya gideceğiz ya, oraya gitmeye çalışıyorum. Tam olarak şuradan aşağıya devam. Burası değil tabii. Özellikle bazı gözüne değerli eşya gibi gelen şeyleri atma kapsamında at ileride lazım olacak. Tabii. Yani güzel olan da mesela şeyleri neden atıyorum? Atıyorum bu ahşap her yerde var. Bak tahtı bu önemli, ahşap önemli ama bu her yerde var. Bu her yerde var. Ne bileyim metal birçok yerde var. O yüzden hani burayı doldurmak istemiyorum. Daha önemli şeyleri tutuyorum, onları atıyorum. Ha yarın öbür gün işte ötekiler metaldi, ahşaptı, onlar biterse her yer bitki. Her yer bitki olduğu için. Ha bak kamp ateşine geldim zaten. Bir adet kamp ateşi. Aynen artık şey oldu böyle. Hani daha çok başındayım ama hani gerekli gereksiz şeylerin tam ayrımını çözdüm yani. Mesela seramikler falan da aslında bir tık gereksiz şeyler oluyor. Yani kumaşları falan. Her yer plastik, her yer bitki. Yine de şöyle koyalım. Şeyler önemli. Şu ahşaplar önemli. Burada oturayım bakayım. Benim hiç level atlamış mıyım? Şeyler var mıymış? Yok buralarda hiçbir şey. Tamam ben buradan şuraya gideceğim. Hani burada bir sürü evler var evet de ben hani amaca hizmet biraz ilerleyeceğim. Devam edeceğim. Hemen bağlantı kulesini açayım. Görevleri yapayım. Şuraya gir. Radyo var burada. Galiba radyolar da bitti, son radyo falan olması lazım. Vızıltıda dolaşırken devriye arabasından çıkmayın etrafa. Da garip bitkiler var. Garip bitkileri gördüm zaten. Gri dışında her şey gereksiz. Ne o? Gri dışında her şey gereksiz yeni. Gri. Seviye atladım. Bu arada şu İngiliz anahtarı güzel. İngiliz anahtarı birçok şeyi kırıyor. Her şeye İngiliz anahtarıyla dalmak lazım. Aynen bütün kalkıp şu an var ya bak buraları böyle ben istiyorum ki bak tertemiz olsun. Öyle bir manyaklık var bende. Ama şuralarda da elektronik falan var. Bunları mecbur almam var. Elektronikler falan onlar çok önemli. Ama zaten oyun bitmeyen bir oyun. Bir de ona girersen var ya Allah yüzyıllarca sürer. Hani ne yaparsın oyunu böyle bitirmen gerektiği kadarıyla işte bitirirsin. Sonra geri döner parçalanır. Bittikten sonra da yine girip oynayabilirsin herhalde. Devam edebilirsin. O hissiyat çok kötü bir şey. Yani bizim gibi her şeyi toparlamak, temizlemek isteyenler için gerçekten biraz sıkıntılı bir oyun. Bitirmek istiyorsun, bitiremiyorsun. Engellenmiş. Şuralarda kumaşlar da yine alayım. Bunlar da önemli. Her evde koltuk olmuyor. Yani çoğunlukla oluyor gerçi ama.
Şurada da elektronik var. Bilgisayar. Tamam, yeter bu kadar. Allah. Bu çok kötü. Sonda. Canı görüyor musunuz? Can nerede? Lastikler. İyi, bu yine geldi. Bu sefer ölebilirim. Görüşürüz Zehra. Teşekkürler sana da, iyi akşamlar, iyi geceler. Ve iyi uykular. Şuraya gideyim. Cesedimden eşyalarımı alayım da. Benim hemen bağlantı kulesine gitmem lazım. Ya bir gidin arkadaşlar ya. Oh, Şişko da geldi. Oh. Çok güzel. Ay, yanlış yaptım. Bomba boşa gitti. Yeni şöyle işaretleme şeysi getirmişler. Burası da sıcak bölge. Geliyor. Geliyor. Görme beni. Sıcak bölgede pişiyorum. Şunu bir alayım da. Bir gidebilir miyim? Ya. Evet, kafamda kürk şapka olursa mantıken hasar bloklama. Şu ne? Sıcaktan koruma. Şunu giyelim. Bir tek işe yarasın. Şuradan gideceğim. Sen kimsin ya? Oo, bir de turuncu geldi. Oh, ben de onu attım. Acilen şey bulmam lazım. Ne onun adı? Kamp ateşi. Şu görev neymiş acaba? Aynen, iskeletlerde mayın çok iyi. Neymiş bu? 5 hayvan bitkisi ölür 80 saniye. Tamam. Allah. Çok yavaşım. Allah, nereye gidiyor? İkinci ekrana geçmiş mouse. Ben de diyorum, niye olmadı? Öf. Neyse ki o kadar yavaşlığa rağmen oldu. Tamam. Şimdi burada balık tutma yeri varmış. Şu Darov Kalesi zaten hiç adam akıllı bitmedi. Şuradan devam.
He, bak burası buradan açılıyor. Oradan gidemiyoruz. Şuradan nereye gidiliyor? Şurada bir dikili taş mı neydi? Heh. Sanırım bunları nasıl kullanacağımı öğrendim. Hayatım için savaşmalıyım. Fıtı fıtı fıtı. Geç. Can. Şimdi ben buradan bu tarafa gidiyorum. Ama benim şuraya gitmem lazım. Burası karşıdan onarılabiliyorsa ben buradan böyle döneceğim. Yolu ne kadar uzatmışlar ya. Ya da acaba şuradan da mı gelinebilirdi ama burası daha yakın gibi. Mecbur buradan gideceğiz. Hayır, bir an önce bağlantı kulesinde zombiler tekrar dönmesin olayını yapayım ki burayı güzel güzel halledebilelim. Ne kadar temizleyeceksem o kadar. Öldürdüklerimde yanıma kar kalsın. Ölmeden yapabilirsem tabii. Hı. Ateş. Level'da atlamıştım. Tekrardan doğacaklar. Kötü oldu. Ateşe oturmamam lazım ama ne yapayım? Level vereyim. Ay şey, skill vereyim. Savaşçı canavarlara karşı dövüş hasarım. Bu önemli ya. Güzel. Hamal. Artı bir materyal. Maksimum sağlık. Balıkçıyı geç. Leşçiyi geç. Ha, yani ya savaşçı vereceğim. Yakın dövüşte %25 ya da maksimum sağlık. Savaşçıyı verelim ya. Bir sonrakinde de başkasını veririz. Burada. Ha, bak bir şeyler açılmış. Bu ne? Materyal aktarıcı. Üzerindeki materyaller anda kaptaki eşya sana aktarır. Ha, çok güzel. Otomatik aktarma. Plastik ördek. Ne işe yarıyor? Suda boğulmanı önler. Yap. Ne varsa yap. Başka bir şey şu an çıkan yok. Teçhizat geliştirdi. Beyzbol sopası, orak. Elektroniğim kalsın ya, lazım. Bu da kalsın. İnşaat gitti. Bunu inşaat mişat yaparız. Elektronik. Elektroniği de hiç harcıyorsun yok. Bomba önemli. Üçlü bıçak. Tüh, lastiği oraya harcadık. Hayvan yemi. Kumaşla havuç. Boş ver bunu. Beyzbol sopasını açmışsın lan. Bu da çok etkili canavarlar. Ne yapalım? Elektronik. Demedim, elektroniği hiç harcayasım gelmiyor ona. Beyzbol kartı. Beyzbol sopası ile beyzbol kartının beraber birlikte işe yarıyor mu acaba? Hepsinde de elektronik şeye gidiyor ya. Şimdi kıyafetler de, bu ne? Soğuktan koruma değil, sıcaktan koruma lazım bana. Bu ne? Yakın dövüş, ağaçlara karşı, hasar bloklama, koşma, soğuktan koruma. Canavarlarda bir şey var da beyzbolla ilgili. Beyzbol kartıyla mı ilgili? Ağaçlara karşı yakın dövüş. Soğuktan koruma, materyal taşıma artı bir materyal taşıma veriyormuş. Ondan seçmişim galiba onu. O kalsın. Şunları tuttum. Ne, beyzbol sopasının mesela ne kadarmış şeyi? 85'e geri itme 220. Tamam. Yani şey demek istedim. Mesela beyzbol sopasını aldığında beyzbol sopası ile beyzbol kartını aynı anda takman lazım mı gibi düşündüm. 8, geri itme. Yakın dövüşte %10 ile güçlü saldırı hasarı %30. Geri itme güzel bir şey.
Tamam, hadi şuraya şunu alalım. Buraya ben yine bunu alayım. Şuraya da yaşı saldırı 80. Saldırı 15. Şu olsun. Burası da kazmada kalsın. Beyzbolu aldım. Bu ne? Kan torbası, maksimum sağlık. Bu kalsın. Bu neymiş? Kamuflaj. Düşmanların görüş mesafesi iyi. Hasarı geri çevirme. Bir tane de canavar da dedi. Tamam. Şurası da açılsaymış. Hasarı geri çevirme 150'ymiş. Bir de ben sıcaktan korunma almışım. Bunlardan hangisini çıkarsam ya? Hasarı geri çevirmeyi çıkartıp beyzbol geri itme gücü. Ha, şey yapıyor, fırlatıyor. Tamam. Şimdi bunda zaten geri itme 220 var. 100 de buradan geldi. 320 uçuruyor galiba uzaklara bir yerlere. Yolluyor gidiyor diye bir düşündüm. Bakalım, sürpriz olsun hadi gittiğimde. Bir tane çıkar zaten. Bak burada var. Kapısı nere buranın? Şimdi gel beyzbol sopasına. İyi vurdu. Aynen öyle. Aynen. Tahmin ettim. Geri itme olduğu için senden uzaklaşıyor. En azından öldüremiyorsan bir tane bir vurursun. İşte uzak mesafeye fırlatırsa sana kaçma şansı doğar. 44 tane radyo varmış. Ben 23.deymişim. Şunları da kır. Bundan da elektronikler bir şeyler çıkıyor. Tamam, orayı boş ver. Tamam, şimdilik bu kadar yeterli. Şimdi bunu mesela şeyi aldım. Hani otomatik böyle gidiyor falan filan. Gitmiyor muydu? Buradan böyle illa dolandıracak beni. Güzel çıktı. O geri itmeyi fark ediyorsun hakikaten. Güzel. Burada ne var? Yararlı bir şey. Televizyonu al. Ha, yok yok. O spoiler olmaz ya zaten. Benim tahmin ettiğim şey. Ben sana diyecektim, yok yok söyle diyecektim de o anda sen zaten hani evet onun gibi bir şey falan deyince şey yapmadım. Tahmin ettim. Şuranın bir de siyahlıkları bak, oyunu komple her şeyi parçalamak istiyorum. Bir de en ufak bir şey kalmasın. Siyahlık. EYG de sever bunları. Hiçbir yerde siyahlık kalmamalı. Hadi.
Palvin, şeyi soracağım bir de sana, biliyorsan. Bu yaptığımız yemekler var ya, mutfaklarda yemek yapıyoruz. Onlar anlık mı? Belirli bir süre mi? Yani kısa bir süre mi işe yarıyor? Sonra hani öğrendiğimiz, yaptığımız yemeklerden sürekli yapmak zorunda mıyız? Hani bir mutfak gördüm mesela. Şuna gideceksin öldürmeye. Hemen yaptın, yedin, öyle gittin dövmeye gibi. O aletlerde birkaç yardımcı olacak şey söylemek istiyorum ama içini ısıyorum. Aletlerde, hangi aletlerde? Aletleri söyle. Hangi aletler? Dur sen onu söyle, sonra sorduğum şeye bir de ekstra cevap vermiş olsun. Tamam, burayı buraya bağladım. Ben buradan devam edeceğim o zaman. Şu iskele vardı orada. İskeleden karşıya geçiliyor herhalde. O aletler dediğin. Evet, bu iskeleden böyle yardırıyoruz karşıya. Bizi karşıya geçiriyor. Bay bay. Ve parçala. Hiç kullanmadım. Sürekli herhalde, tam bilmiyorum. Materyal aktarıcı, mıknatıs. Ha, şu. Dur bakayım. Mıknatıs gibi bir şey. Tamam, o zaman şey açılacak değil mi? Tamam, açılacak, mıknatıs gibi bir şey. Birkaç yardım olacak şey. Ya şu an mesela şu konumdayken ben otomatik şeye aktarıyor diye anladım. Doğru mu sanda? Mesela buradayım, ateşin başına gitmemişim. Ateş yok şu anda. Otomatik aktarıyor. Kumaşları alacaktım. Şunları at. Şu anda onu yapabiliyorsam ve ne olduğunu anlamadıysam söyleyebilirsin. Yani şuraya bir bakayım, göreyim sen açmış mısın falan diyebilirsin. Bir ateş bulursam sana neleri açtığımı, neleri daha açmadığımı gösteririm. Mıknatıs açılacaktır. Materyal aktarıcı, evet, direkt aktarıcı. Tamamdır. Kolaylık sağlıyorsun. Tamam, mıknatısım yok o zaman. Mıknatıs açılacaktır. Ben şimdi bir ateş bulursam o açılacak eşyalar bölümüne bir bakarım. Orada da bir az şeyler kaldı. Büyük ihtimalle kalan 3-5 şeyden biridir. Burada kapıyı açılabiliyor. Kapıyı niye kırıyorum? Yükselttikçe de 2-3 kere aktarabiliyorsun. Yani eşyaları yere atmak yerine kan. Tamam. Tamamdır. Kısa süre sonra bence açılır o zaman. Mesela bak, bunları ben bunu çok yaşıyorum. Böyle atıyorum. Bunlar mesela aktarılır normalde. Ben bir gereksizleri atıyorum. Şu an bu konumdayım. Bence herkes de böyleydi. Neyse, o domateslerde kalsın. Domatesler. Evet. Burada bir adet şişman var. Ne haber? Buranın kapısı neresi? Telefondan elektronik. Ateş lazım bana. Bak şimdi bunların hepsi kalacak çoğu burada. Yemekler falan. Ya aktarabilsem ne güzel olurdu. Belki de mıknatıs çıkmıştır ama ben onun şeylerini başka bir şeye vermişimdir.
O yüzden de açamamışımdır. İlk başlarda ben böyle yapıyordum. Oyuncu. Aynen öyle. Bir şeyler açıldıkça, o eşyaların ne işe yaradığını gördükçe zaten öğreniyorsun. Hepsini atacağım bunu. Yes. Lastik de önemli. Şunları at. Lastikleri al. Ha, tamam. Tamam, o açtığımızı yapıyoruz. Evet, biraz önce açtım bir şey. Allah. Ya, siz çok acayip bir şeysiniz. Git. Of. Oh, bir oradan bir oradan. Öh yani. Materyal aktivizasyon. Mıknatıs da etraftaki şeyleri kırdı. Anladım. Çekiyor, çektiğini de götürüyor şeye. Çok güzel bir hareket. Ona da tek attı. Şimdi ben lav çukurundayım. Evet, buradan böyle şuraya artık inşallah gidebileceğim. Bir gidebilirsem, 8 kere öldüm zaten ya. Öldürdüğüm yaratıklar tekrar doğdu falan. Zombileri diriltmeme olayını açmamın anlamı kalmadı, yemin ederim. Buradan gidiliyor mu? Şunları hiç bilmiyorum. Palvin, bunlar ne? Ben hiçbir zaman vaktinde yaklaşamıyorum. Gelemiyorum buna. Denk gelemiyorum. Bunlar oyunda gerçekten bitirmen için aşırı önemli bir şey mi? Hani hiçbir şekilde ben onları yapamayacağım çünkü de. Hani gerçekten zamanında gelince bir şeyler mi açılıyor? Ne oluyor? Çözebilmiş değilim onu. Neredeyim? Yakınımda kamp ateşi yok. Şu tarafa gidebilirim. Buradan geçemiyorum. Şuradan geçeceğim herhalde. Şurayı da bir tık açayım da. Neresi orası? Nereden geldim ben buraya? O sandıklarda kamp ateşine oturuyorsun. En yakındaki kamp ateşine, sonra hiç zaman kaybetmeden direkt o kutuya koşuyorsun. Mesela kamp ateşindeyim. Ben şu anda bir kamp ateşindeyim, burada oturuyorum. Ondan sonra oradan kalkıyorum. Yardırıyorum o kutu. Nasıl o kadar? Ha, şey, her kamp ateşine oturunca sıfırlanıyor. O yüzden herhalde hızlı hızlı yardırman lazım gibi bir durum var. Koşman lazım. Ay, düşecektim. Arkadaş, buraya nereden geçiliyor ya? Gerçekten şuradan mı? Darrow Kalesi'nin oradan mı geçiliyor? Böyle mi dönülüyor yani? Ciddi misin?
Ya da şuradan var mı acaba? Uzak kamp ateşine oturduğunda sıfırlanıyor. Çok uzaktakileri ben de şimdi kamp ateşine yakın olanları açtım. Zor iş. Bir tık zormuş. Onları tek tek işaretleyeceksin. Kamp ateşine oturacaksın da oradan koşacaksın da şey yapacaksın. Vallahi oyun onları yapmadan bitirmiyorsa vallahi yapamayacağım. Kusura bakmasın. O biraz zor olacak. Hani yine bakarım belki bir yöntemi falan varsa diye ama. Evet. Burası da böyleymiş. Buradan da geçiş yokmuş. Oyun bana diyor ki, hayır. Ben seni buradan buraya otomatik aktattırmam. Geçittirmem. Burada da kaya var, geçemiyoruz. Sen illa gideceksin. Darov'dan devam edeceksin. Vay anasını ya. Hani şuradan da bir yol yap yani. Ha yani tamam, onları benden onları istemiyorsa onları yapmadan bitiremezsin gibi bir şey. Onları yapmak çok zor çünkü. Gerek yoksa bitiririz. Ben çok yamuk yumuk oturuyormuşum ha. Oy. Şimdi şuradan yürü. Şuradan da gel. Ha, ateş. Tamam, kamp ateşine oturunca bakalım demiştik. Hayvanlar yine canlanacak ama olsun artık. Kilitli yerlerden geçilmiyorsa öyle gidelim. Teşhis şey şuydu değil mi? Şunu da yapayım yine. Şurada mıknatıs, 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 mıknatıs. Böyle mıknatıslı bir şey hatırlıyorum sanki. Aa, burada yokmuş. Bunlardan biri mi? İngiliz anahtarı falan. Ha, materyal aktarıcı, tamam. Tamam. Kereste lazım. Daha kereste kısmına geçmedim. Kereste ile lastik lazım. Tamam. Bunu halledeceğiz. Şu kalsın. Tamam. Şunu yükselteceğim. Mıknatıs'ta da hemen bakıyorum, mıknatıs nerede? Uzman maymuncuk var. Şurayı bilmiyorum. Canavar tarayıcısı var. Şurada açılmamış bir şey. Eşya sandığı indirimi var. Şurası açılmış. Sıkıştırıcı var. Şunu bilmiyorum. Baret ve safari giysisi yukarılarda giysidir herhalde. Kıyafetler, aletler. Şurası açılmış. Mıknatıs nerede? 30'da aletler diyor. Şurası 30 numara var. 31, 33 var burada. El bandajı diyor. Erzaklar diyor. Bu kadar. Böyle. Envanter. Burada mıknatıs var mı? Ha, şu mu? Materyal aktarıcı. Bunu mu seçeceğim? Tamam. Bunu seçeceğim galiba.
Bunun yerine bunu seçelim. Ay çok önemli şeyler var burada. Bak ben bu ağrı kesicileri de seviyorum. Üçlü bıçak. Üçlü bıçak da güzelmiş. Şu bıçak yerine üçlü bıçak üç tane atıyor. Bunda altı tane. Aynen bir tanesini seçiyorum. Tamam. Bunu seçtik. Bakalım. Bunlar mesela şimdi gidiyor mu? Yok. Öldürdüğümüz her şey yine geri geldi ya. Şu bağlantı kulesine bir gidemedim. O kadar ters yani. İlla dolandırıyor seni. Ya böyle kestirmeden de götürmüyor. Şuraya geldiğinde mesela ha yapıyorsun gidiyor. Okey. 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 Tamam. Şimdi bir an geldi aklıma. Ha aldım nasıl gitmiyor falan. Deyince bir kere kullanabiliyorsun tabii bunu. Mesela bir kere yaptım. Ben şu an boşa kullandım tabii. Boşa kullandığım için bunu da koyduğumda sıfır olacak. Hiçbir anlamı olmayacak. Kamp ateşine oturmam lazım. Neyse. Boşa kullandık. Tamam ama anladım. Anlamak için bazen bazı şeyleri boşa kullanmak gerekebiliyor. Şurası tersten miydi? Terstendi. Orayı bir açsalar karşıya geçeceğiz ne güzel. Yok. Dolandır da dolandır. Şimdi iki tane şey var orada. Yine iskeletler. Şuradan hızlıdan geçebilirim. Kendime yeni yol açayım. Tamam. Nereden gideceğiz? Şurası. Hey, acımasız atıcı ne? Acayip bir şey çıktı karşıma orada. Of. Allah. Bir tane bombayı öldü. Ben niye o kadar şey yaptım? Eşek kadar acımasız atıcı dedi. Bir bombaya gitti mi? Gözümde çok büyütmüşüm seni. Gerçekten seni gözümde çok boşa gitti. Şey, ne o? Boşa mı gitti? Niye? Burada bir sürü bir şeyler var. Geçiş vardı da ben mi göremedim? Şeyler çok önemli. Büyük büyük manalar. Lastikler de önemli. Lastiğe de ihtiyaç var. Şunlardan ne çıkıyor? Aa, güzel. Oradan geçiş yok bağlantı kulesine. Şuradan şöyle gitmeyeceğim mi? Buradan da yoktu. Nereden gidiliyor? Yol. Yol buradan yok. Şuradan mı? Dağ çukurunun şurası mı?
Şuraya bakmadım ha. Buradan böyle gittim, böyle gittim. Şuradan şöyle yol yok mu? Şuralardan diye düşündüm ama görev varmış. Görev yapalım. Bu ne? Aa, bunu da alalım. Gideriz. Yine gideriz. Bir aşağısına mı gitmedim, o kadar yol gittim de. Doğru yeri görüp sonra gitmemek. Buradan hiçbir şekilde yok mu aşağıya iniş o zaman? Vardır ya şuradan ama yol uzuyor. Şuradan yok mu? Bakalım. Şurası kapalı. Şunları at. Burası kırıkmış. Tamam. Buradan gidilmiyor. Ha. Şurayla ilgili durum ne? Ha, geri de dönerim. Çok uzak bir yerde değilim. Sorun değil de hani gelmişken buraları da açmış olurum işte. Siyah siyah ya. Şöyle gidelim. Bak burası da karşıdan yapılıyormuş. Tamam. En azından şuraların siyahları açılsın. Tamam. Görmüş olalım. Bunların ne, hepsi bu taraftan yapılıyor. Burası da değil. Tamam, geri döneceğim. Envanter. Evet. Sen yaz envanterde ne yapacağımı. Manapımı ne var? Neşe direkt kamp dışında yolluyor. En son geldiği yerde üzerindekini kaybetmeden. Ha. Öldürüp seni kamp ateşinden başlatıyor da benim kamp ateşim nereden doğacağım acaba? Buralarda şuradan. Buradan da böyle gelirsin diyorsun. Üstündekileri de kaybetmeden. Ne olur deneyelim. Ama kamp ateşi içemiyorsun ki şu an. İçebiliyor musun bakayım? Ha, içebiliyorsun. Tamam. Kendimi intihar ettim. Öldürdük. Şimdi kamp ateşinden tekrar. Tamam. Tekrar doğduk. Bunları da buraya attık. Hatta mecburen kamp ateşine de oturayım bari. Şu da şurada dursun. Ki zaten bunlar yenilendi galiba. Bakayım. 6'da 6, tamam. Hepsi yenilenmiş. Ha, bir şey yenilenmemiş. Tamam. Şimdi o zaman şuraya gideceğim. Buradan diyorsun. Şöyle gel. Tamam, en sonki açtığı şeydi. Onu aynen onu biliyordum. Evet, mantıklı oldu. Teşekkürler. Şişkonun oradan geçeceğim mi? Yok. Şuradan.
Tabii şık oradan geçeceğim. Yine geldim buraya ya. Ben dönüp dolanıp niye sürekli buraya geliyorum? Yön duygumuz sıfır olması. Şişko'dan kaçayım diyorum. Yine dönüp dolaşıp buraya geliyorum. Şuradan gidecektim galiba. Aynen burada kırık ama şuradan gidilebiliyor. Evet. Ben şimdi hemen bağlantı kulesine gideceğim. Şu bağlantı kulesini şöyle bir işaretleyelim. Sonra buraları toparlarım artık. E git arkadaş ya. Ha, boğuldu şu kendisi. Düştü yere. Buradan. Güzel şeyler var ama. Şurası balık tutma yeri. Tamam, şuradanmış. Şu tarafa gideceğim. Devam et. Şu eve gir. Uzman maymuncuk gerekiyormuş. Şimdi de şuradan. Labirent gibi. Tamamdır Büşra. İyi geceler. Teşekkür ederim. Desteğin için. Yardımların için. Görüşürüz. İyi geceler. Bağlantı kulesine de geldim. Zaten bağlantı kulesini açacağım ve yine bu bölümünde sonuna gelmiş olacağız yavaş yavaş. Demir alabiliyoruz, aldık. Şunu da öldür. Ne kadar öldürürsek o kadar iyi. Kapısı nerede bunun? Bir haritayı bir açalım, önümüzde neler var? Nerelere gideceğiz? Neler göreceğiz ve kamp ateşi de varmış. Hadi bakalım. Evet, buranın da bir rengi gelsin. Rengi kendine gelsin. Yakında bir bağlantı kulesi yokmuş. Tamam. Vericiler, yükseliş, radar. Dur, bu değil. Ölümcül yayın. Yeniden demez bu yolu. Tamam, buydu. Üret. Bunu hallettik. Radarı da yapalım. Üret.
Yükseliş sinyalini geç. Tamam, hızlı seyahat noktamızı da hallettik. Gelelim buraya. Şimdi buralar böyle toplanacak. Şuralar daha toplanmadı. Buradan geldim. Şuralardaki tamir edilecek yerleri tamir etmek lazım. Öteki tarafa geçişi kolaylaştırmak için ki aynısı şurası için de geçerli. Buradan geldim. Küçük bir ev var. Buraya geçiş yok. Geldim böyle. Bakıyorum neler varmış. Böyle geldik. Bir ev, iki, üç ev. Adacık. Hep böyle şuralardan geçe geçe gidiyoruz. Burada bir puzzle var. Geldim. Burada kazılacak, çıkacak bir şey var. Burada bir kuyu var. Farm bölgesi. Balık tutma yerleri. Buradan böyle geçtik. Otoparklı. Burası baya büyük bir yer. Burası neresiyse baya kocaman bir alan var. Şurada da yakıt hücresini bulacağız. O zaman YouTube, bu bölümün sonuna gelmiş olalım. Burayı komple bitirmek çok zor. Ben belki yayın dışında şu ana kadar geldiğim şu noktaya kadar geri dönüp şuraların hepsini toplarım. Sandığa atarım. Sonrasında bir sonraki Dismantle oyunumuzda şu anda tam bu bağlantı kulesinden buralara böyle devam ederim. Yakıt hücresine doğru. Tek de bitirebilirsem. Yine dediğim gibi yani buralardaki bütün evleri komple toplamayacağım. Önemli şeyleri alacağım. Sonra yakıt hücresine gideceğim. Hatta o yakıt hücresinden sonra bir de kendimi şuraya ışınlayıp buradaki yakıt hücresini de alıp sonrasında hangi kapıdan, şurada bir görev falan var. Burada bir kapı var. Buradan mı gidiliyor? Şuradan mı gidiliyor? Yoksa Wayward'dan mı gidiyor? Wayward çok açık gözüküyor gibi. Yok, burada da kapı var. Wayward'dan galiba, bilmiyorum. Wayward'dan buraya. Bir yerlere bir şekilde bu taraflara, sol taraflara geçmiş olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.